Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosu da daha karşınızdayım. Soruyu okuyarak başlıyorum. A alt am bağlantılı olsun ve birden fazla nokta içersin. O zaman A'nın yılma noktalarının altında olduğunu göstermemizi istiyor bizden. Şimdi bunu yapabilmek için aksini varsayarak başlamamız gerekiyor. Şöyle başlayacağız. A bağlantılı olsun. ama bir noktası yılma noktanın altında olmasın. Bağlantılı olsun. Ancak bunun olmadığını kabul edeceğiz. Şu kısmı A alt değil A yığılma olsun. Peki bu durumda ne demek? Bir, en az bir x eleman a vardır ki x eleman değil a yılma noktaları kümesi olması demektir burası. Şimdi bir yılma noktaları kümesinin eleman olmak neydi hatırlarsak yılma noktalarının elemanıysa verilen her epsilon büyük sıfır için buradaki dx epsilon kesişim a fark x'in boştan farklı olması demekti. Eğer burası bizim için tam tersi şekilde ise değilini alırsak yani her tarafın burası en aza döner. En az bir epsilon büyük sıfır için var. Şu kısımda boş kümeye döner. Dx epsilon dediğimiz kümenin a ile kesişimi boş küme olmak zorunda şeklinde olur. Bunun da anlamı ne olacak? Buradaki en az bir epsilon büyük sıfır var. Dx epsilon dediğim kümenin a ile kesişimi sadece boş küme boş değil. Buradaki x'i diğer tarafa atıyoruz. Buradaki sadece x noktasından oluşuyor demektir. Yani bir x noktanız var a'nın içerisinde ama bunun a kümesiyle kesişimi sadece x noktasından oluşuyor gibi. Şimdi bunu şöyle hayal ederekten başlayalım. Şimdi buralarda x nokta x dediğim, bizim yani a kümemizin bir sürü noktası var. Ancak bizim şurada bir x noktamız var ki onun etrafında hiçbir eleman olmayacak ve şu epsilon için diyorum bunu da. Şurası da bizim için epsilon olsa şöyle bir diskimiz var. Şurasının yarıçapı epsilon şeklinde. Burada herhangi bir eleman yok. Şimdi işin hileli kısmına gelirsek bağlantılılıkla çelişkiye düşmeye çalışacağız. Bunun için açık kümelere ihtiyacım var. Bu açık kümeyi nasıl seçebilirim? Şimdi buradaki Yine x merkezli epsilon bölü 2 yarı çaplı diski aldığım zaman onun da küme ile kesişimi yine boştan farklı olacak. Çünkü en azından orası x'i içeriyor. Dolayısıyla u açı olarak onu tanımladığım zaman yani x merkezli epsilon bölü 2 yarıçaplı disk olur ve bir açık olur. Güzel. Şimdi bu tanımlanma bana neye yarayacak? Burada bunun a ile kesişimi boştan farklı oluyor. En azından x'i içerdiği için. Biraz sonra da diğer bir açıyı düşünmemiz gerekecek. Tekrardan yazarsam A kesişim U boştan farklı. Şimdi bir V açına ihtiyacım var. V açı olarak direkt buradaki kümemi alsam yani dx epsilon dediğim kümeyi alsam x merkezi epsilon yarıçaplı kümenin kapanışının tümleyenini alsam gördüğünüz üzere bu turuncuyla çizdiğim dış alanı tarayacak. E buranın içerisine de a'nın bir sürü parçası düşmüyor mu? Kapalı bir kümenin yani kapanışının tümleyeni açık bir küme zaten düşünürsek. E şimdi bunu da v açı olarak tanımlıyorum. Burayı nasıl tanımlayacağım? Aren fark dx epsilonun kapanışı şeklinde tanımlayacağım. Evet tanımlamamı yaptıktan sonra yine görmem gereken şey ne? Şimdi kapanış kapalıydı. Aren ne farkı açık küme olacak. Onu garanti etmek için bir görmenizi istedim. E, bunun da yine U ile kesişimi A ile kesişimi pardon boştan farklı olacak. Çünkü burada gördüğünüz üzere o siyah noktalar en azından o kümenin içerisine düşüyor. Hani A'nın içerisindeki noktalar o turuncu alana değdiği için oralar boştan farklı yapıyor A ile kesişimini. Şimdi iki parçayı gördük. Geriye bağlantısız olmanın iki koşulu kaldı. Bunlar neydi? Buradaki U ve V'nin birleşimi benim için üstünde kalan bir küme mi? Yani şuna bakacağım. Evet, üstünde kalıyor. Çünkü U gördüğünüz üzere X dışındaki tüm noktalarını kapsıyor ve U U da X noktasını kapsadığına göre buradaki tüm noktalar A'nın üzerinde olmuş olacak U virgül V birleşiminin. Burada 3 tanesini gösterdiğimiz için onları tikleyelim. Son olarak U kesişim V'nin boş olduğunu da söyleyebiliriz değil mi? Çünkü o dışta kalan turuncu alanla o kırmızı yerin içerisinde herhangi bir kesişim yok. Herhangi bir ortak eleman da yok o bölgenin içerisinde. Dolayısıyla orası boş. Tamam şimdi o zaman A kesişim U kesişim V dediğimiz şey de boş olur, değil mi? Çünkü burası sizin için ne olacak? U kesişim V boş olduğu için A kesişim boş gibi olacak. E bir kümenin boşla kesişimi de boştu. O zaman A bağlantısızdır. Çelişkisi elde ettik. E bu çelişkiye düşme nedenim ne diye düşünürsem benim böyle bir x noktası olduğunu tanımamamla oldu. Demek ki çelişkiye düştüğüm nokta olduğu için öyle bir x noktası yok. Dolayısıyla buradaki A kümem yığılma noktalarının altındadır şeklinde ispatımı tamamlamış oluyorum.